Değerli izleyenler, şimdi hemen sağlık diyelim. Biliyorsunuz en önemli şey sağlık. Onunla da başlayalım. Koronavirüste vaka sayıları artmaya başlamıştı. Sadece bizde değil, dünyada, Avrupa ülkelerinde de artış var. Bayram sonrası biraz da korkulan oldu. Vaka sayılarındaki artış resmen 40 kata ulaştı efendim. Hatırlatma dozu çağrısı yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Özellikle 50 yaş üstü vatandaşlarımız için, bir de kronik rahatsızlığı olanlar için. Aşılama arttı, günlük vaka ve vefa sayıları azaldı, maskeler çıktı, salgın tam geride kaldı derken yazın ortasında yeniden hortladı. Koronavirüste yeni vaka sayısı 100 bini aştı, can kayıpları yükseldi. Avrupa eski önlemlere dönerken Türkiye'nin durumu merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük vakaların 40 kat arttığını açıkladı. Kronik hastalar ve 50 yaş üzerindeki herkesin maske takması için çağrı yaptı. Söylentilere ise ufukta yeni bir kapanma görünmüyor diyerek son noktayı koydu. Vaka sayısının artışı şu anlık günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Şu an yenilerin açılması gibi bir durum yok, panik havası yok, kapanma olmayacak. Ama biz bundan sonra tedbirlere devam ederek COVID'le birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini biliyoruz. Şimdi savaş sebebiyle biliyorsunuz Rusya'ya da uygulanan ambargolar var ama Avrupa'da bu durum enerji krizine de yol açtı. Fransa ve Almanya bir hayli tedirgin. Macaristan'da halk ayakta desek geridir. İtalya'da ise siyasi kriz var. En kötü senaryo Rus gazının tamamen kesilmesi. Avrupa, Ukrayna'nın işgaline tepki olarak Rusya'ya uyguladığı ambargonun bedelini en ağır şekilde ödüyor. Özellikle Rus gazına bağımlı Avrupa ülkelerinde enerji krizi büyüyor. Fransa, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkelerinden doğalgazda %17 oranında Rusya'ya bağımlı. Paris yönetimi kriz senaryolarını şimdiden gündeme aldı. En korkulanı Rusya'nın gazı tamamen kesmesi. Eğer bu gerçekleşirse hanelerde ve işletmelerde enerji tasarrufuna geçilecek. Ülkenin en büyük elektrik üretim şirketi EDF'nin yeniden devleştirilmesi gündemde. Planlar arasında nükleer ve kömür enerjisine geçmek de var. Almanya'daki durum da pek iç açıcı değil. Doğalgaz fiyatlarında 3 kat artış bekleniyor. Ülkedeki enerji dağıtımından sorumlu kuruluş olan Federal Ağ Ajansı, tüketicilere finansal ve teknik önlemler almalarını tavsiye etti. Kombilerin kısılmasıyla büyük tasarruf elde edileceği umuluyor. Kriz Macaristan'a vergi artışı olarak yansıdı. Doğalgazının %85'ini Rusya'dan temin eden ülkede halk ayaklandı. Enerji sektöründe de acil durum ilan ediyor. İtalya'da ise hükümet artan enerji fiyatlarıyla mücadele edebilmek için ekonomik yardım paketi hazırladı. Parlamentoya sunulan yardım paketi siyasi krize yol açtı. Muhalefetin tepkisini çekti. Peki Avrupa yaşadığı bu enerji krizini nasıl çözecek? TV100 canlı yayınına katılan Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ali Semin yapılması gerekenleri anlattı. Birinci alternatif şu olması gerekiyor. Bu enerji krizinin çözümü için o da şu. Rusya'ya karşı ağırlaştırılmış olarak uygulamaya çalıştıkları ekonomik yaptırımları biraz daha revize etmeleri ya da iptal etmeleri.